Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle bir modeli paylaşmak istedim sizinle. Hep birlikte yapalım. Sizlere de göstermek istedim. Böyle cıvıl cıvıl çok güzel bir model arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçelim. İlk etapta yazmanın kenarına zürafanızı gidin. Sonra bir tane pimpirik yapın. Bir tane de zürafa yapıyoruz. Aynı deliğe. Pimpiriğin olduğu deliğe batıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki deliğe. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar pırpır yapıyorum arkadaşlar. Burada arttırma işlemi olduğu için aynı deliğe tekrar bir daha batıyoruz. Öbür zürafaya geçiyoruz. Şu pırpırlar 3 işlemi olana kadar arttırmaya devam ediyoruz. Yani 3 yaprak olana kadar. Tekrar zürafa yapıyoruz. Şimdi arttırma işlemi yapmıyorum. Öbür zürafamıza atlıyoruz arkadaşlar. Geri dönüyorum. Ve tekrar aynı deliğe yeniden batıyoruz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3, 4. zürafaya batıyoruz. Bu şekilde. Tekrar pırpır yapıyorum. Aynı deliğe tekrar batıyorum. O pırpırın kenarındaki aynı yere battığım zürafamız pırpırdan küçük olacak. Buna dikkat edin. Bir sonraki zürafaya atlayıp tekrar geri dönüyorum. Tekrar pırpır yapıyoruz. Aynı yere tekrar bir daha batıyoruz. Öbür zürafaya geçiyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Geri dönüyoruz. Tekrar yukarıya doğru çıkıyoruz. Bir tane küçük bir pırpır da buraya yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4.'ye batıyoruz. 4. zürafamıza batıyoruz. Tekrar pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı deliğe bir zürafa. Öbür tarafa geçiyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Zürafa yaptığım yere pırpıra batmıyorsunuz. Zürafa yaptığım yere batıyoruz. Pırpır yapıyoruz. Tekrar artırma işlemi yapıyoruz. Zürafaya batıyoruz. Geri dönüyoruz. Tekrar pırpır yapıyoruz. Artırma işlemi yapmadan buraya bir zürafa yapıyoruz. Geri dönüyoruz. Tekrar buraya bir küçük pırpır yapıyoruz. Arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 de batıyoruz arkadaşlar. Burayı çok bol da bırakmayın, çok dar da bırakmayın. Normal olacak şekilde şöyle bir bakın. Sonra bu şekilde sıktırın. Şimdi çiçeklerine geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi en üstte yaptığımız küçük pırpıra batıyoruz. Renkli ipimizle. Tam buraya 7 adet pırpır yapıyoruz. Bu şekilde. Üç, dört,
5 6 Evet arkadaşlar, tam 7 tane pırpırımızı yaptık bu şekilde. İpimizi şöyle yapıp, bak, şöyle yapıp buraya batıyoruz. Ve etrafına zürafalar atarak dolanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Arttırma işlemi vesaire, azaltma işlemi yok. 7 tane pırpır yaptım. 7 pırpırın üzerine bu şekilde zürafalar atarak dolanacağım arkadaşlar. Bu şekilde boru şeklini alıyor. Bu şekilde dolanıyorum arkadaşlar. Tam 3 sıra oldu. Şurasına geçiyoruz. Aynı deliğe bir adet pırpır yapıyoruz. Üstüne batıyoruz. Tekrar öbür zürafaya atlıyoruz. Şekil bu. Tekrar aynı deliğe batıyoruz. Üstüne batıyoruz arkadaşlar. Tekrar bu tarafa batıyorum. Üstüne batıyoruz. Öbür deliğe batıyoruz arkadaşlar. Şekil bu. Tekrar aynı deliğe batıyorum. Üstüne geçiyorum. Tekrar buraya batıyorum. Siz istediğiniz renkle çalışabilirsiniz. Tek renk. Altına yeşil yapıp üstü tek renk olabilir. Ben çeşit çeşit yaptım renklerini bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Cıvıl cıvıl olsun diye. Bu şekilde. Aynı yere batıyoruz. Üstüne geçiyoruz. Öbür zürafaya atlıyoruz arkadaşlar. Tekrar batıyorum. Geri dönüyoruz. Öbür zürafaya geçiyorum. Aynı yere batıyorum. Üstüne geçiyoruz. Öbür zürafaya batıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelim bitti. Evet, duruş bu şekilde, göstereyim. Şunu da arasına bu şekilde yaptım. Keloğlan modelini herkes biliyor. Küçük bir 2-3 dönümde Keloğlan modeli yapın arasına. Bir bu gülden olacak, bir Keloğlan, bir de bu şekilde olacak arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Arkadaşlar, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamı gelecektir. Hepinize teşekkür ediyorum.